Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitemiz olan şiirde gazel konusunu işlemeye devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki 10. metinle bugün dersimiz başlayacak. Evet, 10. metinde yine bir gazel örneğimiz var arkadaşlar. Baki'nin divanından seçilmiş bir gazel. Öncelikle bu gazele geçmeden önce hazırlık sorularıyla başlayalım. Beraber bir bakalım. Birinci soruda mevsimlerin insanların duygu ve düşünce dünyasında farklı etkileri vardır. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin sizde bıraktığı izlenimler nelerdir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Elbette insan yaratılışı gereği her mevsimin, her günün etkisinde kalmakta ve ona göre duygularını yönlendirmekte ya da duyguları ona göre yönlendirmektedir. Sizin de en çok sevdiğiniz bahar mevsimi nedir? İlkbahar mıdır, sonbahar mıdır? Ya da mevsimlerden kış veya yaz mıdır? Bunu kendi aranızda arkadaşlar, ailenizle, arkadaşlarınızla konuşmanızı ve kendinizi tanıma, kendinizi ifade etme yöntemleri olarak oldukça değerli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İkinci sorumuz, şiir sanat yapmak için mi yoksa topluma seslenmek, toplumu etkilemek için mi yazılmalı? Şimdi arkadaşlar bu elbette herkesin kendi fikirleriyle alakalı bir durum. Bununla birlikte bu konuda birçok tartışma oluyor. Yani sanat için sanat anlayışı genel manada ya da toplum için sanat anlayışı mı? Burada yani toplumun beğenisini kazanmak mı birincil amaçtır? Yoksa hayır, sadece sanat yapmanın o yaratma duygusunu beslemenin bir sonucu mudur? Elbette bu yine kişiye göre değişecektir. Bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalar da var. Yani işte daha doğrusu bu konuyla ilgili eserler ortaya çıkanları araştırıp işte kategorize edenler, toplumcu gerçekçiler, ona göre işte saf şiir anlayışıyla yazanlar vesaire, bunları edebiyat bilimi kendi alanında kategorize ediyor. Burada siz acaba nasıl düşünürsünüz? Neyi daha çok etkiler? Okuduğunuz şiirlerden hangisi sizi daha fazla etkiliyordur? Buna göre düşüncelerinizi ifade etmenizi, arkadaşlarınızla konuşmanızı, tartışmanızı tavsiye ederiz. Beraber Baki'nin gazeline bakalım arkadaşlar. Göreceğiniz gibi okunuşu zor, anlamlarını bilmek zor. Sözlük yardımıyla bakmak oldukça faydalı olacaktır. Biz şimdi okuyacağız. Siz yanına Milli Eğitim kitabının zaten sözlük de var. Varsa elinizde sözlüğünüz, onunla birlikte o kelimelerin yanına anlamlarını yazarak şiiri çok daha sizin için anlamlı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım şiire. Namu nişane kalmadı faslı bahardan, düştü çemende bergi dıraht-ı itibardan. Eşkârı bağ-ı hırka itecride girdiler, bağd-ı hazan çemende el aldı çenardan. Her yanaden ayağına altın akup gelir, eşcârı bağ himmet umar cuybardan. Sahn-ı çemende turma salunsun sabığı yıla, sabağı yıla, azadedur nihal bugün bergübardan. Baki çemende hayli perişan imiş varak, benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aruz vezninin mef'ulü failatü mefailü failün kalıbıyla yazıldığını görüyoruz. Burada yukarıda geçen işte Arapça, Farsça tamlamalardan bahsediyor arkadaşlar, anlamlarından bahsediyor. Bağdı hazan, son bahar rüzgarı, bağd rüzgar. Bergi draht, ağaç yaprağı. Varak, yaprak olarak karşımıza çıkıyor. Faslı bahar, bahar mevsimi, bahar faslı anlamında geliyor arkadaşlar. Bunları siz de anlamlarına bakarak şiiri okuduğunuz zaman çok daha anlamlı, çok daha sizin için faydalı olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, metinle ilgili açıklamalar var burada. Bakalım. Okuduğunuz metin 5 beyitten oluşan bir gazeldir. Gerek beyit sayısıyla, gerek kafiye düzeniyle genel nazım biçiminin özelliklerini yansıtan bu şiirde şair, sonbaharın gelişiyle birlikte doğada görülen değişimi kelimelerle resmederek anlatmıştır. Şiirde görüldüğü üzere sonbaharın gelmesiyle
İlkbahar mevsiminden hiçbir iz kalmamıştır. Ağaçlar yapraklarını dökmüş, çırılçıplak kalmıştır. Bahçede sonbahar rüzgarı esmekte, yapraklar savrulmakta ve yükünden kurtulan fidan bir o yana bir bu yana salınmaktadır. Kısacası bu gazelle şair, okuyucuyu sonbaharı anlatan bir tabiat tablosuyla baş başa bırakmaktadır. Bize adeta o anı yaşatmaktadır arkadaşlar. Gazeller başta aşk ve güzellik olmak üzere ayrılık, sevgilinin güzelliği, baharın verdiği neşe gibi konuları işler. Daha çok lirik konuların işlendiği gazeller işledikleri konuya göre bir takım isimler alır. Yani gazelin de bazı alt başlıkları vardır işledikleri konuya göre. Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgilinin güzelliğini anlatan gazeller aşıkane gazel. Hayata karşı kayıtsızlığı, yaşamaktan zevk almayı anlatan gazeller rindane gazel. Kadını ve aşkın zevklerini şuh bir tavırla ifade eden gazel türü şuhane gazel. Ahlakla ilgili öğütler veren, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazeller ise hikemi gazeller olarak adlandırılır. Biliriz ki hikemi gazelin en önemli temsilcisi Nabi'dir. Aşıkhane gazelin en önemli temsilcisi Fuzuli'dir. Rindane gazelin en önemli temsilcisi Baki'dir. Şuhane gazelin en önemli temsilcisi ise 18. yüzyılın mahalleşme akımının en önemli temsilcisi olan Nedim'dir arkadaşlar. Şiirlerinde de zaten o şuhane gazel özelliklerini görürsünüz. Şimdi beraber metinde söz konusu mevsim nasıl tasvir edilmektedir diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında yukarıda da açıklamada da vardı. Baharın artık gittiğini, onun yerine sonbaharın geldiğini, o yeşil yapraklar artık kendilerini bıraktığını ve her şeyin eden ellerini, eteklerini çektiklerini düşünmektedirler ve kurumuş birer dala dönmüşlerdir. Yani bize sonbaharın aslında işte o verimsizliğini ya da kışa hazırlığını ya da o ilkbaharın o yazın canlılığının artık olmayacağını çok güzel bir şekilde tasvir etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki ikinci soruda söyleyici gazelin ikinci beytinde sonbaharın gelişini bağın ağaçları, dervişler gibi soyutlanma hırkasına girdiler. Sonbahar rüzgarı çınarın ele benzeyen yapraklarını düşürdü şeklinde ifade etmişti. Sizce bir halk şairi bu durumu nasıl anlatırdı? Hatırlarsanız diğer derslerimizde halk şiirinden örnekler okumuştuk arkadaşlar. Halk şiirine baktığımız zaman çok daha sade, yine söz sanatları var ama çok daha anlaşılır söz sanatlarının olduğunu ifade edebiliriz. Halk şiiri halkın dinli, anlayacağı dilde yazılırdı. Çok daha gözümüzde canlandırabileceğimiz bir söylemle ifade edebildiklerini halk şairlerinin bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Sizin de bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Kitabınızda daha önce halk şiirleriyle ilgili örnekler vardı. Halk şiirlerinden örnekler vardı. Onları açıp bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Evet, metnin teması arkadaşlar sonbahar mevsiminin gelişi ve doğanın yeni görünümünü ifade edebiliriz. Bununla birlikte 5. soruda yine öznel bir soru. Gazelin en güzel beyti hangisidir diye bir soru var. Elbette bu tabii ki sizden yine öznel bir ifade. Ama namu nişane kalmadı faslı bahardan, düştü çemende bergi dıraht-ı itibardan adlı beyit oldukça hoş olduğunu söyleyebiliriz bizim açımızdan. Çünkü oradaki artık o bahardan eserin kalmaması, yemyeşil çimenlerin yerine sararmış yapraklarının, o sonbaharın gelişini anlatması, bunu çok gerçekçi bir dille tasvir etmesi oldukça önemlidir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki verilen beyitlerde geçen edebi sanatları bularak söyleyiniz diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Her yâneden ayağına altın akıp gelir, eşcarı ba himmet umar cuy bardan diyor. Arkadaşlar burada kişileştirme var. Bağın ağaçlarının istekte bulunması anlatmış. Biliyorsunuz kişileştirme sanatı neydi? İnsan dışı bir varlığın insani özellikler kazandırılmasıydı. Burada da bir ağaca insani özellikler kazandırılmıştır diyoruz. Bir diğer beyitte de
Baki çemende hayli perişan imiş ya varak. Benzer ki bir şikayeti var. Bir şikayeti var rüzgardan. Arkadaşlar varak yaprak demekti. Ağaç yapraklarından dolayı aslında orada ne oluyor? Rüzgardan bir şikayet ediliyor burada. Sanki rüzgar bir insanmış gibi. Hatta burada işte ağacın da aslında yine aynı şekilde varak yaprakları aracılığıyla rüzgardan şikayet ettiğini söyleyebiliriz. Kişileştirme sanatı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, burada 7. soruda şairin duygu ve düşünce dünyası ile gazel arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Şimdi hüzün duyguları genellikle sonbaharla arkadaşlar ifade edilir. Bu hüzün, ayrılık, gurbet ya da kötümser duygular hep sonbaharla ifade edilmiştir. Burada da tabii ki sonbaharın tasviriyle birlikte şairin çok iyimser bir havasında olmadığını, biraz karamsar bir havada olduğunu ifade etmemiz mümkün. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Arkadaşlar zaten aruz kalıbıyla yapıldığını biliyoruz. Bunun haricinde kafiyeler, redifler ve kelime tekrarlarının da ifade edilebilir. Bağdı hazan diyor mesela, hazan rüzgarı. Bu sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Yine divan şiirinde asonansların ve aliterasyonların sıklıkla kullanıldığını ifade etmek mümkün arkadaşlar. O ahengi sağlamak amacıyla. Peki Baki kimdir? Baki'ye bakalım arkadaşlar. 16. yüzyıl divan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir kendisi. İstanbul doğumlu şair, iyi bir eğitim görmüştür. Hocası Karamani Mehmet Efendi'ye yazdığı Sümbül Redifli kasidesi ona şairlik ününü kazandırmıştır. Kanuni'ye sunduğu kaside ile Kanuni'nin yardımını görmüş, İstanbul şairi olarak bilinir Baki. Ve Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi arkadaşlar oldukça ünlü bir mersiyedir. Terkibi bent nazım biçimiyle kaleme aldığı bu eserini 7 bentten oluşturdu. Kadılık, kazaskerlik görevlerine kadar yükselen şairin en büyük isteği Şeyhül İslam olmaktır. Ancak bu isteğine kavuşamadan ölüyor arkadaşlar. Daha hayattayken Sultanu Şuara yani Şairler Sultanı unvanını alır. Alim bir şair olan sanatçı aynı zamanda divan şiirinin bütün inceliklerini ve nazım tekniğini iyi bilir. Şair dili kullanmakta da oldukça ustadır. Baki'nin şairlik gücü din dışı kaside ve gazellerinde görülür. Şiirlerindeki belirgin özellik edebi sanatlar, kelime oyunları, mazmun ve hayallerdeki yoğunluğa rağmen bozulmayan sağlam dil yapısıdır. Gazellerinde dünyadan zevk almaya yönelik hayat felsefesiyle dikkat çeken Baki bu yönüyle Fuzuli'den ayrılır. Çünkü Fuzuli'deki aşk acısı ve ıstırap Baki'de yerini zevk ve eğlenceye bırakır. Din ve tasavvuftan oldukça uzak duran sanatçının şiirlerinde İstanbul'la ilgili tasvirler, İstanbul'un mevsimleri, mehtaplı geceleri, güzelleri ve doğa sıkça yer alır. Sanatçının mensur türde yazılmış bazı eserleri olmakla birlikte en tanınmış eseri divanıdır diyebiliriz arkadaşlar. Baki ile ilgili Sultanu Şuara en önemli, ona verilen en önemli lakap, en önemli bu unvan. Dil bilgisi kısmında arkadaşlar diyor ki okuduğunuz metinde düzeltme işareti hangi amaçla kullanılmıştır? Dizelerden örnekle açıklayınız diyor. Arkadaşlar bakalım. Şimdi burada mesela eşcar diyor, nişane diyor. Arkadaşlar burada düzeltme işareti ses değerlerini incetmek amacıyla okunuşta bir incelik kazandırma ve aslında biraz şeyi uzatmak ve inceltmek anlamıyla kullanıldığını ifade etmek mümkündür. İkinci soruya bakalım. Aşağıda verilen atasözünde yer alan yay ayracın cümledeki kullanılma amacını söyleyiniz. Önce bir atasözüne bakalım. İnsan sözünden, ikrarından, hayvan yularından tutulur. Şimdi burada arkadaşlar açıklama yapılırken yapılan açıklama parantez yani yay ayraç içinde gösterilir. İnsan sözünden yani diğer bir anlamı ikrarından, söylediklerinden anlamında ifade edilebilir arkadaşlar. Yay ayraç bu açıklamayı kullanmak için önemli bir noktalama işaretimizdir.
Aşağıda sıra sizde örneğimiz var arkadaşlar. Buradaki metinleri okuyup sizden karşılaştırmanızı isteyebiliriz. Birinci metinde bir halk edebiyatı metni, Köroğlu'na ait halk edebiyatı şiiri. İkincide ise Nabi'nin arkadaşlar beyitlerinin olduğunu görüyoruz. Sizden ricamız bu metinleri okumanız ve bu metinleri okuduktan sonra arasındaki ne gibi farklılıklar var? Şekil özellikleri olarak mesela dörtlüklerle yazılmış, Nabi'de ise beyitlerle yazıldığını görüyorsunuz. Dil ve anlatım özellikleri açısından ne gibi farklılıklar var? Neler söylemek istiyor? Lütfen bunları araştırınız ve çözümleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.